Herkese merhabalar. Bu videoda yine çok merak edilen, çok soru sorulan, çağımızın moda hastalığı olan fıtık hakkında, boyun fıtığı hakkında bazı güzel bilgiler vereceğim size. Öncelikle fıtık nedir? Fıtık, yumuşak bir dokunun dışarı doğru taşması demek. Belde oluyorsa bel fıtığı, boyunda oluyorsa boyun fıtığı, karında oluyorsa karın fıtığı, kasıkta oluyorsa kasın fıtığı vesaire. Midede, bağırsakta bile görülen bir şey ama bizi ilgilendiren konu omurgada görülen fıtıklar. Vücudumuzda 33 tane omur var. Bu omurların arasında yumuşak dokular var. Biz buna yastıkçıklar diyoruz, süspansiyonlar diyoruz, amortisörler diyoruz. Bunların şişmesi, dışarı doğru taşması, sinire baskı yapmasıyla oluşan şeyler disk herniyasyonu, yani fıtıklar. Boyun fıtığını gelin maket üzerinde inceleyelim. Boynumuzda neler var? Omurgamız nasıl bir şey? Fıtık nasıl oluyor? Detaylı bir şekilde inceleyelim. Şu an gördüğünüz omurgamız güzel bir şekilde renklendirilmiş. Neden renklendirilmiş? Çünkü her rengin bir bölgesi var. Şu mor renkle gördüğünüz bölge boyun bölgesi, mavi bölge sırt bölgesi, işte yeşil bölge bel bölgesi, turuncu bölge de koksiyal bölge. Bizi ilgilendiren bölge şu an boyun bölgesi. 7 tane omurumuz var. Şu mor renkle gördüğünüz şey boyun omurgası. Omurlar arasında intervertebral disk dediğimiz şu beyaz olarak gördüğünüz şeyler bizim amortisörlerimiz, süspansiyonlarımız. Yine burada sinirlerimiz var. Bunlar da sinir kökleri. Bu diskin arkaya doğru şişerek şu siniri, şu sinir kökünü sıkıştırması demek boyun fıtığı demek. Boyun omurgamız bu şekilde. Şimdi daha detaylı bir şekilde inceleyelim. Daha detaylı bir şekilde bakalım bu boyun fıtıklarına. Boyun fıtığı nedir size tam olarak gösteriyorum şimdi. Bu iki tane omur. Boynumdan aldım ben bu iki omuru. Net bir şekilde göstereyim. Şu gördüğünüz arkadaş şişlik boyun fıtığı. Bu gördüğünüz sarı şey sinir. Bu boyun fıtığı bu siniri kendisiyle yumuşak dokular arasında, kemikler arasında sıkıştırıyor. Bu şişlik ne kadar büyük olursa sıkıntılarınız, problemleriniz o kadar büyüyor. Peki bu arkadaş neden şişiyor? Neden boyun fıtığımız oluyor? Bunların birçok nedeni var. Kas spazmları, duruşumuz, yamuk oturmamız, aldığımız darbeler, geçirdiğimiz kazalar, sürekli ağır taşımamız. Bu bahsettiğim sıkıntıların hiçbirisini yapıyor olabilirsiniz ama yine de fıtığınız olabilir. Sadece hareketsizlik olayı bile bel fıtığı, boyun fıtığı yapabilir. Çok fazla bilgisayar kullanmamız, telefon kullanmamız boyun fıtığına neden oluyor. Telefon kullanırken boynumuz nasıl görünüyor? Ben size de onu tekrar göstereyim. Telefona baktığımızda, başımızı öne eğdiğimizde şöyle omurgayı öne eğiyorum. Omurgayı öne alıyorum. Şurada yine sinir sıkıştı. Ha bu bir iki seferde, üç seferde, beş seferde olan bir şey değil. Ama sürekli telefonu bu şekilde kullandığımızda, bilgisayara şu şekilde baktığımızda, boynumuz sürekli aşağı olduğunda boyun fıtığı çıkabilir. Çıkmasında herhangi bir engel yok. Bununla birlikte kas zayıflıkları, postür bozuklukları, geçirilen ameliyatlar vesaire sıkıntılarda boyun fıtığına neden olabilir. Şu omurganın normal sağlıklı duruşu şu şekilde. Şunu yukarı çeken, şunu aşağı çeken kaslar var. Bunu yukarı çeken kaslar zayıfsa, bunu aşağı çeken kaslar zayıfsa, bu normal postürü sağlayan kaslar zayıfsa, kaslar bunları yukarı aşağı çekemez, yine aşağı doğru, yukarı doğru bir sıkışma olur, yine fıtık meydana gelir. Evet, fıtık bu şekildeydi. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Bir sonraki videomda fıtığın belirtilerini, semptomlarını anlatacağım. Kendinize dikkat edin.